Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Taylan'ın yapmış olduğu bilek güreşi, iki tane genç arkadaşımızla beraber yapmış olduğu bilek güreşinin analizini yapacağız. Şimdi baktığımızda çok eğlenceli, güzel bir ortam olmuş zaten. Ancak belli başlı sakat pozisyonlar var. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle profesyonel bir spor yapıyorsanız ya da bu işi ciddiye alıyorsanız, sakatlanmadan düz bir şekilde gitmek istiyorsanız, bilek güreşi noktasında bir sakat bir spor değildir. Doğru açılarda yaparsanız o bölgeleri güçlendirirsiniz. Hiçbir sakatlığınız olmaz. Tabii ki iyice bir ısındıktan sonra. Çünkü genelde bilek güreşi nasıl yapılır? Dışarıdaki bilek güreşine baktığınızda kimse ne eklemlerini ısıtır, ne kollarını ısıtır, hiçbir yerini ısıtmadan direkt bilek güreşi yaparlar. Bu da bu işin en kötü noktalarından bir tanesi. Bu ağırlarınızın daha da fazla ağırmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Çünkü ısıtmak sadece pazınızı ısıtmak ya da omuzu ısıtmakla olmaz. Bu noktaları da iyice ısıtmak gerekir. Şimdi burada bakacağız nasıl olmuş, nasıl geçmiş. Senin dirseği biliyor. Şimdi abi bak şöyle. Demir'in pozisyonuna bakın ve Taylan abi'nin pozisyonuna bakın. Sen yakmasana. Aynen bak sallak iş. Duyar. Şimdi burada şöyle Demir'in normalde şu kanat açısı inanılmaz kötü duruyor. Yani kolunuzu siz böyle kaldırdığınızda, şu şekilde durduğunuzda bu baskı tamamıyla sizin pazı kemiğinizde olacak. Yani şu an yaptığı maç tamamen kaslarından bir nebze olsun çıkıp asıl yükü zamanla, süreçle belli bir açıya geldiğinde pazı kemiği alacak. Bu da sakat bir pozisyon arkadaşlar. Çok dikkat etmek gerekiyor. Yani siz vücut geliştirme yapıyorsunuz. Sizin pazınız güçlü. Bu şekilde yaparak pazı değil, yana doğru biraz daha pazı kemiğinize baskı alıyorsunuz. Kanadı kapatıp biraz daha yukarı kalkıp ağırlığı şu pazınıza aldığınız zaman gerçekten gücünüzü ortaya koyabilirsiniz. Taylan burada çok güzel duruyor. Yani bir şeyleri gerçekten öğrenmiş. Demir güzel duruyor. Sadece kanadını içeri sokması gerekiyor. Biraz daha yukarı kalkması gerekiyor ki şu hizada dönse bile buraya, yenilme pozisyonuna girse bile ağırlık pazısını alsın. En fazla pazısı açılır. Gücü yetmediği takdirde. Şimdi güzel bir duruş. Şu kısım kötü dediğim gibi yukarı kalkacak. Taylan ama spine dediğimiz bir olay var. Şurayı içeri sokmak. Hani rakibi basınca alırken burayı çevirmemiz gerekir. Rakibi spine edersin. Yani kontrol edersin şu açıda. Şimdi orada başlıyor ama durduğu açıya baktığımız zaman hani şöyle duruyor. Basma payını kendi elinden alıyor orada. Bu pozisyonda böyle nasıl basacaksınız? Hani şöyle durmuş kendine doğru. Rakibi bu tarafa doğru basması gerekiyor o zaman. Bir orada kendisi var, bedeni var. Orada büyük bir sıkıntı var. Gitme payı çok fazla yok. Sadece işte Demir'in biraz daha açısı belki dönerse biraz daha üstüne kapanarak yapabilir burada. Bir. Dur oğlum ya. Bir. İki. Üç. Ya ben erken mi acaba başladım? Bir. Yani iyi bir aşı değil. Kendine böyle basıyor Taylan. İşte burada kolu o kadar dik olduğu, vücut aşağı indiği için biraz aşağıda pazı kemiğine baskı alacak. Şu işte kötü pozisyon. Taylan burada tutuyor. Burası gitmiyor. Omuz içeri doğru gitmeye devam ediyor. Maçın tamamını atacağım arkadaşlar. En son maçın tamamını size izlettireceğim. Bu şekilde iyice içeri doğru giriyor. Şu an omuz kemiği, şu pazı kemiği baskı alıyordu. Şu an daha da fazla alıyor hatta. Omuz burada çok çok kötü bir pozisyon burası. Yani şu çok ciddi şekilde sakat bir pozisyon arkadaşlar. Abi bileğe gidecek. Çok doğru söylüyor gidecek diye. Açıyı görüyor musunuz? Hani ben o kadar kolumu getiremiyorum şu anda oraya. Ama güçlü. Taylan'ın burada basma payı hiç yok. Şu an çok saçma bir şey. Kendi ya. İçine doğru yapmaya çalışıyor. Şu masa güzel masa değil arkadaşlar. Bak kol kırılma pozisyonu. Çok esnek arkadaş belli. Gerçekten kol kırılma pozisyonu burası. Biraz daha böyle omuzu şurada olsaydı kol kırılabilirdi. Yok. Şimdi nizami bir maç yapmak istiyorsanız mutlaka şuradan ve şuradan değil arkadaşlar. Şimdi bu taraf biraz daha geride olsa, yani çok iç içe duruyorlar bir de. Yani çok iç içe durdukları zaman gene bu tarafa çok baskı alacaklar. Biraz daha geride olup daha böyle yana doğru baskı yapabilir. Bu tarafın gitme payı şu anda yok. Diğer tarafta aynı Taylan'ın olduğu gibi. Gitme payı yok. Buradan nereye gidiyorsunuz? Bu masa böyle oluyor. Siz buradan baskı yapma şansınız çok fazla yok. Çünkü önünüze bir masa var. Hareket etmenize izin vermiyor. Bu ne olacak? Taylan burada olacak. Ayakları içeride olacak ki ayakta yapılması daha doğru bence. Rakip de karşıda olacak ama bu kadar uzun mesafe olmayacak yine. Yani iki tarafın kolunu böyle koyduğu bu mesafe olacak. Rahat bir şekilde ikisinin basabileceği. Çok içi olmayacaklar. Çok da uzak olmayacaklar. Gene Taylan gene aynı burada. Yani açıya bakarsanız
Dur ben izleteyim öbür maçı. İzletmemiştim. Orayı hemen izleteyim. 3. Omuzdan destek almayı biliyor, bükmeyi biliyor. Bu çok şey oturmuş gerçekten Tayland'a. Ama duruş pozisyonu iyi değil. O yüzden gidemiyor. Yani aslında istediği açıda olsaydı çok rahat gitmişti. Karşıda olsaydı çok rahat gitmişti bu açıda. Baskı payı yok çünkü. Zaten abi bile gidecek, bile gidecek. Şu an çok saçma bir şey var. Yani buradan aslında başta yapması gereken buraya doğru baskı yapıyor ama şu pozisyonda buradan baskı yapmasını söyleyemem çünkü karşı taraf sakat pozisyonda. Şimdi maçı izleyelim baştan, sonra analizini yapalım. Bir. Fazla geliyor solda. Açısıyla da alakalı biraz ama fazla geliyor. Şimdi yorumlayalım biraz. Ne doğru ne yanlış ne yapması gerekiyor. Şu kanadın açık olması gerçekten hiç iyi değil. Kötü. Şu an her yapılan baskı pazınızın kemiğine oluyor. Yani şu an taşıyan burada bisepsiniz %100 değil. Tabii ki biceps zorlanıyor. Ama vücut şu şekilde hafif içeri girdiğinde buraya doğru gitmeye başladığında pazı kemiği bunu karşılıyor. Asıl baskıyı. Sakatlanmalar ondan oluyor. Ağrılar da ondan oluyor. Rahat yapıyor. Farkındasınız elle çok güzel içeri büküşünü yapıyor. Kontrol tamamen Tayland'da. Daha ileride eli. Daha ileride olması daha kolay bitmesini sağlıyor. Testo şike yapıyor diyorlar. Şike yapıyor derken açılar kötü ama yani şikeleri yok. Şimdi dirseniz kalırsa bir faul alırsınız. İki faul maçtır normalde. Şu pozisyonu tabii ki hakem bir şey demez size. Resmi yarışmalarda da demez açık olmasına. Hiç demedi. Ya evet. Ben diyeceğim ya. Abi ben diyeceğim. Sen niye sayıyorsun? 1, 2, 3. Bunu da izleyelim sonra yorumlayalım. Gerek kalmadı. İkisi final yapacak. Şu masa çok... Ben bunu montajda duydum. Hakem Ömer Usta Ömer dedi. Bir dakika. Hakem Ömer Usta Ömer. Yok analiz yapan Ömer Usta Ömer. Hakem şu anda değil. Bunda el çok küçük ama. El çok küçük. Ama avantaj olabilir işte. Bak. Oğlum. Yüzeyimi koyamıyorum amına. Benim bırak. Çünkü müsaade etmiyorsun, tutmama izin vermiyorsun. Böyle dirseğini koyamadığını söylüyor, müsaade etmediğini. Demir ya, dur bir şey diyeceğim. Gene çok açtı Oğuzhan, kendini, güzel duruyordu aslında. Bu taraf biraz daha iyi. Ben çok yakın duruyorum. Şu mesafe. Ona kadar yakın olursa... Bak izin vermiyor ki. Bak şurası. Burayı... Şimdi dediği şey orada gözükmüyor. Şu ikisinin arası yakın olursa avantaj size geçiyor. Çünkü bedeninizi daha iyi böyle kapatabiliyorsunuz. Vücudunuzu baskı yaparken burada bile daha yakın olduğu için daha sıkı tutarsınız. Hani kolun burada olması mı daha çok küre taşır? Yoksa kapalıyken mi daha çok küre taşır? Tabii ki burası. O yüzden burası önemli. Ama burası çok önemli. Ama şu kanadınız açıldığı zaman buranın önemli bir şey ifade etmiyor. Ben mesela hani buram mı açık olsun, buram mı açık olsun derseniz ben sol kolda örnek olarak bu kadar açık bilek köşe çok rahat yapabiliyorum. Çok rahat. Buradan bilek köşe çekebiliyorum. Çünkü buramı kullanabiliyorum. Yeteneğim var. Ama bu kanat açıldığı anda benim bütün yeteneklerimin hepsi yok oluyor orada. Çünkü böyle bir açı beden kuvvetimizi ayırıyor. Ben karşı tarafa beden kuvvetimi uygulamam gerekirken bu açıkken uygulayamıyorum. Sadece burası kalıyor. Bu da bilek göğsünde hani düz basarlar derler ya hani düz diye bir şey yok bilek göğsünde. Tabii duymamış olan arkadaşlar olabilir ama o bilek göğsü resmi bir bilek göğsü değil. Dışarıda insanların bizim kültürümüzden gelen büyüklerimizin söylediği şeyler. Hiçbir resmiyeti yok bunun. O yüzden arkadaşlar burayı kapatacağız. Sakatlanmamak için en azından kol ağrısı çekmemek için. Burası yakın olabilir. Hafiften böyle de olabilir. Ama yakın da olabilir. Yaptığınız tekniğe göre çok değişebilir. Çekiş yapıyorsanız buradan bile böyle çıkabilirken. Basınçlıysanız biraz daha böyle omuz arkada olması gerekir. Üste daha kolay kapanasınız. Bak şöyle biraz. Kanka ama o senin de avantajın var küçük elle yani. Ya işte var ama hikmete şu an uymuyor bana. Senin malıyım.
Bak sen şu an iyisin. Bir de taktik olarak hep şöyle değil de kendinize doğru hani row yapıyormuş gibi de adam çekmeye çalıştın. O da bir teknik. Doğru söylüyor. Biraz daha böyle tutup sırtla beraber çekerek elle rakibi bükersiniz. Büktüğünüzde rotasyonunuz rakipten uzaklaşır. Yani şu kısmınız, rakibi böyle çevirdiğiniz şu kısmınız rakipten büktükçe, geri çektikçe uzaklaşır. Ne olur? Rakibin serçe parmağına bas gelmeye başlar. Yani düz durup böyle büktüğünüz kişi büküp geri çektiğinde serçe parmağa bası gelir ve daha güzel bir şekilde maç atarsınız. Ama tabi bu pozisyonda onlar zor. Çünkü dikip biraz da buralarını kullanabilirler o mantıkla. Yani söylediği Taylan doğru ama pozisyon yanlış. Dirsek kesinlikle kalkmayacak. Sol elle masadan tutulabilir. 1, 2, 3. Çok bırakma. Güzel gitti ama rotasyon dediğimiz şu kısmı kaptırdı. Demir bırakma. Gene sakat oluyor. Burak çok sakat pozisyonda kalıyor. Yani harbiden çok sakat pozisyonda kalıyor. Yani çok ağır çek. Burada en çok ağır çeken muhtemelen bu arkadaş. Abi elini göster. Az kaldı, az kaldı. Devam. Bileği düşmüş. Şuradan tutuyor. Masaya. Değmesi gerekmiyor. Şundan gerekmiyor. Şöyle bir mesafe vardır bilek görüş masasında. Şu mesafenin hizasına indiği anda bilek kısmınız oraya değmesi gerekmez. Biter. Çünkü niye? Ben masaya kolumu şöyle koyarım. Yastarım bileğimi içeri bükerim. Yani masaya temas halinde burası. Bu yukarıda. Şimdi şu pozisyondayken burasını böyle çekmeden yenemez onu. İyice geri doğru çekmesi, yuvarlaması gerekiyor ki o bileğin değmesi gerekiyor. O yüzden masaya değmek diye bir şey yok. O hizaya indiği zaman bitmiştir arkadaşlar. Bırakma. Değmedi. Şimdi Savaşçı Bey de bu pozisyonda daha önce çok ağır çektiğini söylemişti Savaş abi. Çünkü şu pozisyonda zaten maç bitmiş. Oradan daha bastırmanın bir anlamı yok. Rakip zaten orada duruyor. Güç bile uygulamıyor doğru düzgün. Kolu zaten yaslı oraya. Siz sadece burayı basıyorsunuz. Az bir şey yukarı doğru kendini kaldırsa sizin harcadığınız eforun yarısını harcamıyor orada. Çünkü siz aşağı sürekli masanın dibine sokmaya çalışıyorsunuz rakibi. Yeniyor valla. Oğlum adamın burasından tutuyorum artık. Evet. Orada. Elim çok kısa benim. İyi mücadele ettim ama. Arkadaşlar şimdi dışarıdaki yapılan bilek güreşi maçlarında belli başlı eksiklikler olabiliyor. Onları buradan elimizden geldiği kadar düzeltmeye çalışıyoruz. Çünkü bu spor sakat bir spor değil. Doğru şartlarda doğru şekilde yapıldığı zaman sakat bir spor değil. İşte bizim de amacımız bu sporu insanlara tanıtmak olduğu için bu tarz sakatlıkların önüne geçme anlamında işte bu şekilde videoların analizini yapacağız. Özellikle tanınmış olan sporcuların yaptığı bilek güreşleri daha çok insana ulaştığı için daha kolay insanlara ulaşmış oluyoruz. Daha kolay bu işi anlatmış, öğretmiş elimizden geldiği kadar oluyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ettim. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.